Sayfa 1 silah. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Yine konumuz aynı. SVOX metin okuma motoru. Bizim bu SVOX metin okuma motorunda ne cevherler varmış da biz görememişiz. Ben biraz bunun kendi içinde gömülü gelen sözlük dosyasını kurcaladım ve artık SVOX metin okuma motoru yabancı kelimeleri heceleyerek okumuyor. Bunun yerine okuyabildiği yabancı kelimeleri yazıldığı gibi değil, okunduğu gibi okuyor. Sözlüğünde olmayan yabancı kelimeleri de yine her zamanki gibi heceliyor. İşin en ilginç kısmı özellikle cem sentezleyicisinde dikkatimi çekti. Mesela Galaxy Store, Wi-Fi, Play Store, Chrome gibi kelimeleri heceleyerek söyleyen cem sentezleyicisi, özellikle Galaxy Store derken veya Wi-Fi derken sesi tamamen değişiyor. Nasıl Samsung Metin'den konuşmaya motorunun şöyle yapması oluyor. Hani şu şekilde telaffuz ediyor. Galaxy Store. İşte bu şekilde bu SVOX metin okuma motorunun da konuşma tarzları bunları söylerken değişiyor. İşin teorik kısmıyla sizleri sıkmadan hemen metin okuma motorunu seçeyim ve nasıl bir değişim olduğunu duyun. Biraz daha kurcalayacağım. Daha geliştirmeler yapabilirsem geliştirme yaptıktan sonra paylaşırım. Yok eğer geliştirme yapamazsam bu videonun altına yeni güncel indirme linki koyarım. Ayrıca yeni bir güncel indirme linki koyduğum zaman bu metin okuma motoruyla alakalı geçmişte yaptığım videoların da altına indirme adreslerini koyarım. Talkback menüsü. Metin okuma ayarları. VanOval ana ekranı. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi işaretli değil. Svox Classic TTS. Dikkat. Bu konuşma sentezi motoru, şifreler ve kredi kartı numaraları gibi kişisel veriler de dahil konuşulan tüm metni toplayabilir. Svox Classic TTS motorundan gelmektedir. Bu konuşma sentezi motorunun kullanımı etkinleştirilsin mi? İptal düğüm. Tamam. Svox Classic TTS kullanılıyor. Tercih edilen motor. Radyo düğmesi işaretli. Svox Classic TTS. Şu an Leyla sentezleyicisi seçili. Bakalım. Şöyle yapıyorum. Son uygulamalar. Ana ekran, sayfa 1. Uygulamalar ekranı, sayfa 1-3. VanOval ana ekranı, acapella TTS Voices. Eskiden VanOval ana ekranı diyemiyor. Daha doğrusu Van kelimesini telaffuz edemiyor. O ne diye okuyordu. O artık düzeldi. Play Store. Burayı Play Store diye okuyordu. Artık Play Store diye okuyor. Play Store. Ses dönüştürücü. Galaxy Store. Evet, burası biraz değişmiş ama cem sentezleyicisi kadar değişik bir ses ses transferi yok. Konuşamadım. Kusura bakmayın. Ses dönüştürücü. Galaxy Store. Ses kaydedici. Galeri. App Combo Installer. Netflix. App Combo Installer. Evet, İngilizce kelimelerin çoğunu okuması gerektiği şekilde okuyor. Netflix, telefon, mesajlar, kamera. Ama dediğim gibi sözlüğünde olmayan kelimeleri hala heceliyor. Saat, MBT'ye, kişi, MBT'ye. İşte bunu hecelediği gibi. Kişiler, ayarlar, haritalar, takvim, hava. Hesap makinesi. Samsung Notes. İkinci sayfaya ara. Geçiyorum. Cihaz bakımı.
Sayfa ayarı WHATS.WHATS.APP. Bu da sözlük girişinde olmamış olacak ki bunu da hala heceliyor. Dosyalarım, e-posta, radyo, Chrome. Bunu CHROM diye seslendiriyordu. Artık Chrome diye söyleyebiliyor. Gmail. Bunu zaten söyleyebiliyordu. Bunda sorun yoktu. YouTube. Burayı YouTube diye okuyordu. YouTube diye okumaya başladı artık. YouTube. Zarciver Pro. Yandex.desk. TTS Ader. Samsung Music. Evet. Samsung Music. Samsung Müzik kelimesini değişik okumaya başladı artık. Video. Asr. Star Music Tag Editor. Star Music Tag Editor. Bu şekilde. Akıllı ses. Apple Verge. Media John. Premium Ad Free. Şimdi birinci sayfaya geri dönüyorum. Ve Cem sentezleyicisini seçeceğim. Talkback menüsü. İşlemler. Bunu düzgün bir biçimde Talkback diye okuyamıyordu bu sentezleyici motoru. Metin okuma ayarı. Van uyana ekranı. Tercih edilen motor. Svox. Glassic TTS. 1.6. Listede. 6 öğe. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Ayarlar. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Bu arada bir biçimde bu Svox'un SVOX diye mi telaffuz edilir, SVOX diye mi okunur bilmiyorum. İpek SVOX diye karakterlere ayırarak seslendiriyor. Bu elemanlar kendilerine SVOX diyor. Nasıl okunacağını ben de bilmiyorum. Bu SVOX metin okuma motorunun bir biçimde noktalamaları okumasını engelledim. Artık noktalamaların çoğunu okumuyor. Bunu nasıl yaptım? Şöyle, Samsung metinden konuşmaya motoru eskiden bu Leyla sentezleyicisini yüksek kaliteli kadın sesi olarak kullanıyordu. Ben o yüksek kaliteli kadın sesini bir şekilde bir yerden buldum. İçindeki dosyaları ayıkladım. İçinde LEXTR0, LEXTR1 gibi sözlük dosyası olduğunu düşündüğüm dosyaları alıp bu SVOX metin okuma motorunun klasörünün içine attım. Ve bunu yapınca fark ettim ki SVOX metin okuma motoru artık noktalamaların çoğunu telaffuz etmiyor. Yok işte öyle parantez içinde bilmem ne falan, onu demiyor artık. Bu şekilde noktalamaları okumasını da engelledim. Svox klasik metin okuma motoru ayarları. Ses değeri. Bu ayar Svox metin konuşma motorunun sağladığı sentezleyicilerin ses seviyesini denetlemenize olanak tanır. Listede. Ses perdesi aralığı. Bu Svox sentezleyicilerinin ton seviyesini kontrol eder. Bildirim gölgesi. Wi-Fi. Svox klasik metin okuma motoru ayarları. Gelişmiş ayarlar. Svox klasik metinden konuşmaya motoru için mevcutta bulunan diller ve sentezleyiciler. Üst bilgi. Türkçe, Türkiye, sesleri. Evet. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Noktalamaları artık okumadığı için geçen videoda bahsettiğim gibi Türkçe, Türkiye, sesleri şeklinde okuyor. Bu dil için tercih ettiğiniz bir sentezleyici seçin. Leyla, işaretli, listede. Cem. Değiştirmek için iki kez dokunma. Svox klasik metin okuma motor ayarları. Türkçe, Türkiye, sesleri, listede. Etkinleştirmek için iki kez dokunma. Metin okuma. Ayarlar 1.6 listede. Van uyana ekranı. Ayarlar metinden sese.
Apple Arrange gelişmiş. Navigasyon çubuğu. Ana. Evet, şimdi Cem sentezleyicisindeki değişimleri dinleyeceksiniz. Uygulamalar ekranı, sayfa 1-3. One UI ana ekranı, acapela TTS Voices, Play Store. Play Store, ses dönüştürücü. Şimdi ses dönüş... inanılmaz değişimi kendi kulaklarınızda duyun. Galaxy Store. Galaxy Store. O kadar tuhaf bir hale bürünüyor ki sesi. Ama yine de kötü değil yani. İyi ki de bu sözlük ayarlarını uygulamanın kodlarından kurcalamışım. Galaxy Store. Ses kaydı. Galeri. Jumbo Installer. Bildirim gölgesi. Wi-Fi açık. Galaxy Store. Şimdi ikinci sayfaya geçiyorum. Ara. Cihaz bakımı. WHATSAPP. Dosyalar. E-posta. Radyo. Chrome. Xbox. Gmail. Chrome. Gmail. Böyle yabancı kelimeleri okurken sesleri değişik değişik hallere giriyor. Cem Google kelimesini vocalizerdeki gibi seslendirmiyordu aslında. Normal bir biçimde Google diyordu. Şimdi sanki Google kelimesinde Ü harfi varmış gibi tuhaf bir şekilde telaffuz ediyor. Bu hala Cem sentezleyicisi için konuşuyorum. YouTube kelimesini düzgün seslendiremiyor. Zarchiver Pro. YouTube. Zarchiver. Yandex. Nokta. Disk. TTS Radar. Samsung Music. Evet. Samsung Music. Video. Asr. Video. Asr. Star Music Tag Editor. Star Music Tag Editor. Akıllı ses. Apple. Mediacon Werther. Premium Adfere. Sayfa 2, 3, sim menu, 8, sim menu, talkback menüsü. Gördüğünüz gibi, yana, diğer seçenekler, daha doğrusu Apple duyduğunuz Apple gibi, Apple Ultima, böyle Xbox Classic Tape. İlginç bir değişim oldu. Bu arada bunun sözlük dosyası nerede diye sorabilirsiniz. Ben bunu ses veri klasörünün içinden kurcalamadım. Ses motorunun kendi içinden APK editor programıyla kurcaladım. Ve böyle bu hale geldi. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. SVOX metin okuma motoru T harfine ton, L harfine litre, S harfine saniye, G harfine gram diyor. Durdu. Ama bunları sadece yazarken söylüyor. İçinde, cümle içinde geçtiği zaman böyle ton, gram, saniye, litre bilmem ne demiyor. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.